Medya Manşet'ten merhaba. Yine bu haftada dolu bir gündemle karşınızdayız. Türkiye'de Ayasofya'nın camileştirilmesi kararı, Erdoğan'ın ilk namazın 24 Temmuz'da kılınacağını açıklamasından sonra sadece Türkiye'de değil, dünyada tartışılmaya başlandı. Gündemimiz içerisinde bu konuyu konuşacağız. Bir de geçtiğimiz hafta yayınlanan bir hukuk kararı, öz yönetim direnişleri dönemindeki katliamları bir kez daha gündeme getirdi. 13 yaşındaki Fatma Elarslan, hukuk kararıyla Türkiye'de artık hukuk bile diyemeyeceğimiz bir sistemin yeniden yapılan itirazlara rağmen 13 yaşındaki kızı örgüt üyesi ilan etmesiyle bir kez daha gündeme geldi. Bunları gündemimiz içerisinde konuşacağız. Tabii köşe yazılarımız ve haftanın manşetleri de var. Medya Manşet başlıyor. Evet, ilk sırada haftanın manşetleri var. Arkadaşlarımız muhalif medyadan, yurt içinde ve yurt dışında gazetelerden haftanın manşetlerini sizin için derlediler. Rojava'da Kürtçe yayınlanan Ronay gazetesi 5 Temmuz tarihli nüshasında Halk Savunma Merkez Karargah Komutanı Murat Karayılan'la yapılan söyleşiye yer verdi. Afrin'den Hakurke'ye kadar tampon bölge başlığıyla verilen söyleşide Karayılan, Türk Devleti'nin işgal saldırılarındaki amacını değerlendiriyor. Yeni Yaşam gazetesinin 5 Temmuz tarihli nüshasında manşetten verilen haberde Rosa Kadın Derneği'ne ilişkin hazırlanan iddianame Kadının Adı Suç başlığıyla verildi. 6 Temmuz tarihli Bir Gün gazetesi ülkenin ekonomik tablosunu Erdoğan'la bakanları Berat Albayrak ve Mustafa Varank'ın açıklamalarına gönderme yaparak "Siz hangi ülkeden bahsediyorsunuz?" sözleriyle öne çıkardı. Yeni Özgür Politika gazetesinin 6 Temmuz tarihli nüshasının manşetinde 2016 yılında 13 yaşındayken Hezef'te katledilen Fatma Elarslan'a ilişkin mahkeme kararı vardı. Gazete 13 yaşındaki çocuğun örgüt üyesi ilan edilerek katledilmesinin üstünün örtüldüğünü yazdı. 6 Temmuz tarihli Yeni Yaşam gazetesinin manşetinde ise ölmeden kısa süre önce serbest bırakılan hasta tutsak Erdinç Tülay'ın durumu vardı. Gazete haberi kanayan yara başlığıyla verdi. Yeni Özgür Politika gazetesi 7 Temmuz günü PKK Yürütme Komitesi üyesi Duran Kalkan'ın söyleşisini manşetinden gördü. Kalkan, Kürt Özgürlük Hareketi'ne dönük komploları irdelediği iki gün üst üste yayınlanan söyleşisinde PKK'ye dönük uluslararası komplonun Palmi cinayetiyle başladığına dikkat çekiyor. Yeni Yaşam gazetesi 7 Temmuz günü sür manşetinde "Rüyamda bile ağlıyorum" sözleriyle eşi ve iki oğlu 2 yıl önce Suruç'ta katledilen Emine Şen Yaşar'la yapılan söyleşiye yer verirken, manşetinde ise çocuk istismarı affına karşı kadın platformu üyesi 237 kadının çağrısına yer verdi. Yeni Özgür Politika gazetesinin 8 Temmuz tarihli nüshasının manşetinde Avrupa Parlamentosu üyesi 69 vekilin diktatör olarak niteledikleri Erdoğan rejimine dönük yayınladıkları mektupla Avrupalı siyasetçilere dönük uyarılar verdi. Kürtçe yayınlanan Ronay gazetesinin 8 Temmuz tarihli nüshasında Erdoğan rejiminin Rojava'ya dönük uyarılarını değerlendiren Amerikalı gazeteci Michael Rubin'in açıklamaları vardı. Gazete Rubin'in "Erdoğan Kürtlere dönük etnik soykırım uyguluyor" sözlerini öne çıkardı. Yeni Yaşam gazetesi 8 Temmuz tarihli nüshasının manşetinde HDP'nin demokrasi yürüyüşünün ardından başlattığı demokrasi buluşmalarının startına ilişkin eş genel başkanlarının yaptığı açıklamaya yer verildi. Haftalık Atılım gazetesi 435. sayısında Suruç'ta katledilen 33 düş yolcusuna ilişkin gelişmeleri manşetinden verdi. Gazete Suruç katliamına ilişkin eylem takvimini "Suruç için adalet, herkes için adalet" başlığıyla okuyucuya ulaştırdı. 9 Temmuz tarihli Bir Gün gazetesinin manşetinde Amerikalı ilaç şirketinin 2010 ile 2015 yılları arasında Türkiye'de dağıttığı rüşvetlere ilişkin haber vardı. Gazete 1 milyon 300 bin dolarlık rüşvete ilişkin Türkiye'de henüz bir soruşturma yapılmadığına dikkat çekti. Cumhuriyet gazetesi 9 Temmuz günü yayınlanan nüshasında Akdeniz çekişmesi manşetiyle Libya'da yaşananları öne çıkardı. Gazete manşet haberinde Türk Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın çetelerin imha ettiği Rus helikopteri önünde BBC'ye verdiği söyleşine fotoğrafını kullandı. Yeni Özgür Politika gazetesinin 9 Temmuz günü nüshasında işgalcilere karşı HPG gerillalarının Haftanin'deki direnişi T-34
Tepeye indiren Skorskiler sonra cenazeleri kaldırdı sözleriyle görüldü. Yeni Yaşam gazetesinin 9 Temmuz günü nüshasında AKP-MHP'nin çoklu baro yasasına ilişkin gelişmeler vardı. Gazete haberinde hukukçuların görüşleri verilerek AKP-MHP rejiminin aceleci davranışlarının nedenleri irdelendi. Bir kısmı Ermenice yayınlanan haftalık Agos gazetesi 1253. sayısının manşetinde 2013'ten beri yapılamayan Ermeni vakıflarının seçimlerine ilişkin tartışmaları seçim için dilekçe hamlesi başlığıyla öne çıkardı. Yeni Özgür Politika gazetesi 10 Temmuz tarihli nüshasının manşetinde Almanya Federal Meclis uzmanlarının hazırladığı rapordaki belirlemelere yer verdi. Güney Kürdistan'a dönük saldırıları da değerlendiren Almanya Federal Meclis uzmanları söz konusu raporlarında PKK'nın saldırgan bir tutumunun olmadığına dikkat çekiyorlar. Yeni Yaşam gazetesi 10 Temmuz günlüğü nüshasının sürmanşetinde tutsak olan HDP eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın mesajıyla HDP'nin demokrasi buluşmalarına ilişkin görüşlerini verirken manşetinde de Şen Yaşar ailesine dönük katliam davasının görüldüğü mahkemenin tutumunu öne çıkardı. Evrensel gazetesi 11 Temmuz günü DİSK Genel Merkezi'nin yayınladığı işsizlik raporunu tarihi işsizlik manşetiyle okuyucuya duyurdu. Gazete işsizlik oranının %28,7'ye çıktığına dikkat çekti. DİSK'in işsizlik raporu 11 Temmuz günü Yeni Yaşam gazetesinin de manşetindeydi. Gazete manşetinde çoklu baro yasasına karşı direnişini sürdüren avukatların eylemini savunma direnişte başlığıyla gördü. Yeni Özgür Politika gazetesinin 11 Temmuz tarihli nüshasında 26 yıl önce şehit düşen Türkiye ve Balkanlar boks şampiyonu PKK'li İbrahim İnce Dursun'un kızıyla yapılan söyleşiye yer verildi. İktidar yanlısı havuz medyanın manşetleri bu haftada yine kan kokuyordu. 11 Temmuz günü ise tümü söz birliği etmişçesine Erdoğan'ın Ayasofya Müzesi'ni ibadete açma kararına yer verdi. Gazeteler Ayasofya üzerinden yapılan hamasi propagandalara yer verdikleri haberlerinde iç gündemi değiştirme hedeflerini de gizlemiyorlardı. Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesi kararı hamasi propagandalarla devam ediyor. Yani neredeyse Erdoğan kontrolündeki tüm medya olduğu gibi bu konuyu işliyor. Bu dinin siyasete alet edilmesinin de aynı zamanda gündemi değiştirmenin de bir yöntemi olarak kullanılıyor. Bu konuyu HDP milletvekili Hüdakaya ile konuşacağız ama öncesinde konuyla ilgili kısa bir haberimiz var. Arkadaşlarımız haberi yaptı. Birlikte izleyelim, ardından Hüdakaya ile konuyu derinlemesine konuşacağız. Türk Cumhurbaşkanı Erdoğan, Danıştay'ın kararını gerekçe ederek yüzlerce yıl kilise olarak kullanılan Ayasofya Müzesi'nin cami olarak ibadete açılacağını duyurdu. Yargının siyasallaştığı, hukukun ayaklar altına alındığı, meclisin devre dışı bırakıldığı, tekçi yönetimin egemen olduğu bir dönemde alınan bu karar, dindar kesimde de tartışmalara yol açtı. Türk İslam sentezini savunan milliyetçi kesim Ayasofya'nın yeniden cami olarak kullanılmasını fetihçi bir mantık içinde değerlendirerek kararı savundu. Bir kısım dindarsa Avrupa ülkelerinin Müslümanlara baskı yaptığını, camileri kapattığını ileri sürerek müzenin camiye dönüştürülmesi kararını doğru buldu. Kur'an'ı referans aldıklarını belirten dindar kesimlerden bir kısmı ise Kur'an'ın ele geçirilen yerlerdeki yaşlılara, din insanlarına, kadınlara, çocuklara, sivillere, ağaçlara ve mabetlere dokunulmasını reddettiğini söyleyerek Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesi kararına karşı çıktı. Ayasofya'nın yeniden cami olarak ibadete açılacağının duyurulması Avrupa Birliği ülkelerinin siyasetçi ve ilahiyatçıları başta olmak üzere dünyanın birçok kesiminden de tepki aldı. Almanya, Fransa, Yunanistan, ABD gibi birçok ülkenin yöneticileri kararla birlikte hayal kırıklığı yaşadıklarını açıkladılar. Kararın ortak Avrupa kültürüne karşı düzenlenmiş bir provokasyon olduğu açıklamasını yapan ilahiyatçı ve siyasetçiler de oldu. 537 yılında Doğu Roma İmparatorluğu döneminde kilise olarak inşa edilen Ayasofya, Osmanlı İmparatorluğu'nun 1453'te İstanbul'u işgal etmesinin ardından camiye dönüştürülmüştü. Cumhuriyet'in ilanından 11 yıl sonra Ayasofya cami statüsünden çıkarılarak müzeye dönüştürüldü ve UNESCO Dünya Mirası listesinde yer aldı. Dini değerleri siyasete alet etmede uzman olan Erdoğansa Danıştay kararının ardından yaptığı konuşmada Ayasofya'da ilk namazın 24 Temmuz Cuma günü kılınacağını açıkladı. Daha sonraki onarımlar sırasında
Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesi kararı birçok kesimde tartışıldı. Dindarlar da tartışıyor dedik. Bu konuyu tartışanlardan biri de HDP milletvekili Hüda Kaya. Hüda Kaya yayınımızda. Sayın Hüda Kaya, yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk, hayırlı yayınlar. Doğrusu yakından takip ettim yaptığınız tartışmaları, sosyal medya üzerinden de meclisteki konuşmanızdan da işin dini referanslarını açıklayarak da tartışmaya katıldınız ama ondan önce ben tam da bu dönemde Erdoğan niye böyle bir adım attığı sormak istiyorum. Çünkü daha bir yıl önce bu konuyu gündeme getirenleri Erdoğan provokatörlükle suçluyordu. Şimdi ne oldu? Hayırlı yayınlar diliyorum tekrar. Bütün izleyenlerimizi de saygıyla selamlıyorum. Sizin de ifade ettiğiniz gibi Fehim Bey, daha bir sene oldu olmadı. AKP Genel Başkanı ve Sayın Cumhurbaşkanı Ayasofya ile ilgili talepler gündeme geldiğinde bizzat kendisi, malum medyada da dolaştığı gibi herkes görüyor, biliyor, hafıza yok olmuyor. Ayasofya'yı gündeme getirenleri provokatörlükle kendisi bizzat suçlamıştı. Bu bir yıl içerisinde ne oldu, hangi planlama oldu, vahiy mi indi, ne değişti, hangi siyasi dengeler, hangi ekonomik ihtiyaçlar, hangi sosyal, inançsal gerçeklikler ortaya çıktı, afişe oldu, ihtiyaç hasıl oldu da böyle bir karar alma noktasına geldiler. Ben şahsi olarak kendi kanaatimi ifade etmem gerekirse, aslında bir sene önce söylediği, Ayasofya ile ilgili provokatörlükle itham ettiği o konuşması konjonktürel bir konuşmaydı. Aslında kendi zihniyet kodları, dünyası, referansları zaten yaşamları boyunca sahip çıktıkları o davanın kodları, bu hafta aldıkları kararın hedefini hep simgeleştiriyordu, hedef haline getiriyordu, sloganlaştırıyordu ve aslında sahip oldukları o zihinsel dünyanın, davanın kodları aslında gerçek olan tam da Ayasofya'nın ibadete açılması meselesiydi. Bu son bir haftada, bir ayda değişen bir durum değildi. Yaşamları boyunca sahip çıktıkları bir davanın sonucuydu. Ve maalesef bakıyoruz da son derece demokrat konuşan efendim... Sormak istiyorum müsaade ederseniz. Buyurun. Zihinsel kodlarında vardı dediniz. Erdoğan'ın belediye başkanlığı döneminden başlarsak neredeyse son bir haftaya kadar bu zihinsel kodları bunca yıl saklayıp birdenbire ortaya çıkarmayı nasıl değerlendirmek gerekiyor? Yok, birdenbire çıkmadı Fehim Bey. Onu ifade etmek istiyorum. Hiç birdenbire çıkmadı. Bir yıl önceki söylediği aslında konjonktürel derken buna vurgu yapıyordum. O zaman yani, şöyle düzelteyim. Bu kadar uzun yıl takviye yapmak nasıl açıklanabilir? Aynen öyle. Bu o doğru. Doğru olmayan oydu. Yani gerçek olmayan oydu zaten. Şimdi yaptıkları gerçek olan, gerçek yüzleri, gerçek kodları, hedefleri aslında şu anda tam olması gereken, beklenen ve sürpriz olmayan bir sonuç. Yani bu yıllardır bilmediğimiz bir mevzu değil. Hatta ben şahsen geç bile kaldıklarını düşünüyordum. Neyi bekliyorlar diye, ama ben şunu da vurgulamak istiyorum. Şimdi önce şu boyutunu bir ifade etmek istiyorum diğerine geçmeden. Bakıyorsunuz kamuoyuna, yıllardır Erdoğan'a muhalefet eden, ayrışan, efendim demokratik olmadığıyla ilgili eleştirilen, getiren, demokrasinin, parlamenter sistemin artık Türkiye'de vahim noktalara geldiğinden şikayet edenler, son derece muhalefet eden kesimler, hem şahıslar bazında hem kurumsal partiler anlamında bakıyorsunuz, Ayasofya söz konusu olduğunda hepsinin nasıl da ortak DNA'larının yansımaları olduğunu, ortak tepkilerinin, referanslarının, nasıl da hassasiyetlerinin ortak olduğunu, bu Ayasofya'nın gündeme gelmesi meselesiyle gördük bunu. Yani düşünebiliyor musunuz ki
Türkiye'ye demokrasi getireceğini iddia eden siyasetçiler, kanaat önderleri, aydınlar, gazeteciler, partiler Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesine hayırlı olsun. Ümmetimize, insanlığa, halkımıza hayırlı olsun diyebildiler. Bakın bu insanlar bunu bütün bizi izleyen tüm izleyicilerimizin dikkatini çekmek için bir kez daha vurgulamak istiyorum. Eğer Müslümanız diyorlarsa, kitabımız Kur'an diyorlarsa, Kur'an-ı Kerim'de asla asla kesin bir şekilde bir başka inancın kutsal mabetlerini dokunmak, değiştirmek, dönüştürmek, saldırmak yasaktır. Siz bu oraları değiştirmeye girerken, ve dönüştürmeye kalkmak bir gasptır. Siz bu konuya girerken şunu da hatırlatarak sormak istiyorum. Siz dikkat çektiniz. Dindar muhalefet içerisinde de Erdoğan'ın kararını destekleyenler oldu. Sol muhalefet içerisinde de destekleyenler oldu. Evet. Ama diğer taraftan da özellikle bu sol muhalefet içerisinde sanki onlar da dini siyasete alet etme boyutuyla bu gündeme girdiler. Birbirleriyle yarış yapıyorlar. Asker, asıl düşünceleri bu değil gibi. İşin yani, dini referans boyutunu sonra konuşalım diye araya girdim ben. Birbirleriyle yarış yapıyorlar. Yani düşünebiliyor musunuz? İdeolojik anlamda, Kemalizm anlamında, sistemin sahipliği anlamında kimseye mangalda kül bırakmayanlar davet edilirse Ayasofya'da ilk namazı kılmaya koşacaklarını ifade ediyorlar. Yani Kur'an'a göre rızaları olmadan her ne şekilde olursa olsun rızasız bir şekilde bir inanç topluluğunun kesiminin mabedine, mekanına el koymak, değiştirmek ve dönüştürmek haksız bir şekilde gasp anlamına gelir. Orada kılınacak namaz da Allah için kılınmış namaz olmaz. Milliyetçilik için kılınır, ırkçılık için kılınır, tarihselcilik için kılınır, milli hamaset duyguları için kılınır, sahte kahramanlıklar için kılınır. Allah için, Allah'ın böyle gasp edilmiş, haksız yere el konulmuş mekanlarda kendisi için yapılacak ibadete ihtiyacı yok. Kur'an bunu kesinlikle reddediyor. Kur'an'a göre kutsal olan mabetler sadece camiler değildir. Bakın Hac suresi 40. ayeti burada hemen kısacık okuyayım Fehim Bey. Bizi dinleyen izleyenlerimiz, dindar halkımız AKP'nin yaptığı bu din istismarına, inanç istismarına karşı bizim nasıl bir duruş sergilememiz gerektiğine dair kafalarının hiç karışmaması gerekiyor. Kitabımız Kur'an diyorsak Kur'an'da referanslar gayet nettir ve hiçbir inanç çevresine, mensubuna, haksız yere, mabedine, malına, mülküne el koyma hakkına sahip olamayız. Mabede el koymayı kılıç hakkı diye düşünmek, bir topluluğun mabedine, inanç merkezine el koymak, ganimet diye düşünmek, onun karısına, kızına el koymaktan farksızdır. IŞİD mantığından farksızdır. Hepsinin zihinsel kodları aynıdır. Aynı ganimetçilik, aynı kölecilik, aynı cariyecilik zihniyetinden referans alırlar çünkü. Ben dolayısıyla şunu da sorayım. Ayasofya'ya ganimetçilik gözüyle bakanların yarın kimsenin karısına, kızına hani bizden nasıl koruyacaksınız diyen ekranlarda konuşturanların zihniyetinden farkları yoktur. Hac suresi 40. ayeti hemen ifade etmek istiyorum. Buyurun. Eğer Allah insanların bir kısmını diğer bir kısmıyla savunmamış olsaydı, içerisinde Allah'ın adının çokça anıldığı nice mescitler, manastırlar, kiliseler ve havralar çoktan yıkılıp giderlerdi. Bu ayette şuna dikkat çekmek istiyorum. Allah'ın mabetleri sadece mescitler değildir. Kur'an'ın saydığı gibi manastırlar, havralar, kiliseler de Allah'ın adının anıldığı, ibadet edildiği mekanlardır. Burada
Hani pek çok ayetlerde farklı farklı, hani burada zaman dar. Mesela tüm yeryüzü Allah'ın mescididir. Yani bizim herhangi bir inanç kesiminin mabedini dönüştürüp değiştirerek namaz kılma gibi ihtiyaç hasıl olan bir durum yoktur ortada. Çok kısa şunu sormak istiyorum, müsaade ederseniz. Zamanımız da daralıyor çünkü programın süresi de belli. Sizin bu dediğinizi kabul etmeyen dindar mütedeyin kesimler de var. Yani AKP karşıtı olan dindar mütedeyin kesimlerden söz ediyorum. Çok kısaca buna ilişkin ne dersiniz? Yani onlar mı yanlış düşünüyor? Ya da aynı Kur'an'a bakmıyor musunuz? Şeyh Bey, bakın 3-4 gündür sanırım hakkında kamuoyunda, sosyal medyada bana yapılan hakaretleri, linçleri, iftiraları sizler de görmüşsünüzdür. Evet. Hüdapaya kilise olsun diyor diye ifadeler çıkıyor. Bakın, ben oradaki konuşmamdaki vurguyu burada bir kez daha altını çizerek belirtmek istiyorum. Ben dedim ki ve hala da onu diyorum ki orayı hangi inanç erbabı yaptıysa onların ehliyetindedir karar verme yetkisi diyorum. Hiçbir iktidarında, hiçbir şahsında, ben de dahil olmak üzere, burası kilise olsun, cami olsun, müze olsun gibi bizim haddimize değildir. Bunun kararını vermek bize ait değildir. Yani kaldı ki o inanç mensubu taraftarlar, cemaatler cami olsun, kilise olsun diye de bir talepleri yoktur. Peki. Kilise olsun da dememişlerdir. Onlar dememişken bize de düşmez bunu demek zaten. Ama bugün gelindi, zaten namaz kılınıyordu. Bakın 25 yıldır Ayasofya'da hani namaz ilk defa kılınıyor değil. Muharrem İnce'nin bundan haberi olması lazım. Orada ilk defa namaz kılınmayacak. Zaten 25 yıldır namaz kılınıyor. Ama madem ki insanlık için, inançlar için bir barış ilişkisi gerçekleşsin, bir barış atmosferi oluşsun deniliyorsa, bir kesimi de en azından Hristiyanlara açılır, Müslümanlar da ibadetini yapabiliyorsa, Hristiyanlar da ibadetini yapabilmenin yolu açılırsa, işte o zaman bir barış mabedine dönüştürülme imkanı olur. Hemen Yunus Emre'nin şu küçük dörtlüğünü söylüyorum, sözü bitiriyorum. Peki. Mesela bakın, Allah kalpleri kırmayın demiştir. Hani Kur'an'da var ya, şah damarında, o biz ona şah damarından daha yakınız der. Yani hani Yunus Emre'nin ifadesiyle, hiç kimseye yan bakma, öfkelenip sert çıkma. Kalp Allah'ın evidir, bu evi sakın yıkma. Siz insanı yıkıyorsanız, kalpleri kırıyorsanız, insanlara hakaret edip insanların yaşamını cehenneme döndürüyorsanız, zindanlara döküyorsanız, insanların yaşamını zindana dönüştürüyorsanız, değil Ayasofya, Kabe'yi Ankara'ya da taşısanız Allah'ın böyle bir şeye ihtiyacı yok. Önce insana saygı duymak, insan denen cana ve tüm canlara kutsal olarak saygı duymak, onlara ihtiram göstermek, onların hakkını, hukukunu yerine getirmek, adaleti gerçekleştirmek, sevgiyi yaşatmak esastır. Sevgiyi yaşatmadıktan sonra nefret diliyle değil bir din, pek çok dinleri de ortaya koysanız Allah katında bunun bir anlamı yok. Önce kalpleri inşa etmek, sevgiyi inşa etmek gerekiyor. Peki. Teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ederim. Çok sağ olun. Emek verdiniz, zaman ayırdınız. Arada iki köşe yazımız var. Onları da sırayla sizinle paylaşalım istedik. İlk köşe yazımız Yeni Özgür Politika'dan Ferda Çetin'in yazısı. Ferda Çetin, John Bolton'un yazdıklarını yorumlamış Yeni Özgür Politika'da. John Bolton'un yazdığı Olayların Yaşandığı Oda isimli kitap yayınlandı. Bolton bu kitabı yazmasaydı eğer, 1 Ağustos 2019 günü ABD Dışişleri Bakanlığı'nda Türk güçlerinin Suriye işgali söz konusu değildir, böyle bir ihtimal görmüyoruz açıklaması yapan James Jeffrey'nin, yaklaşık olarak bu tarihten 9 ay önce Rojava'da hangi bölgelerin Türk güçlerine verileceğine dair renkli bir harita yaptığını ve bunu dağıttığını öğrenemeyecektik.
Bolton'un olayların yaşandığı odada anlattıkları sorunun ABD'ye karşı olmak veya olmamak gibi indirgemeci bir basitlikle ele alınamayacağını bir kez daha gösteriyor. Bolton'un kitabı ABD ve Rusya'nın Rojava devrimini özünden kopararak deforme etme, Türkiye eliyle baskı altına alarak tavizler koparma planıyla Kuzey'de ve Başur'da Kürt Özgürlük Hareketi'ne yönelik tasfiye planının paralel bir şekilde yürütüldüğünü anlatıyor. İkinci köşe yazımız Yeni Yaşam gazetesinden Erol Katırcıoğlu. Baroların bölünmesini yazmış Erol Katırcıoğlu. Hükümet gerçekten zor durumda. Zor durumda oluşunu son günlerdeki dengesi bozuk davranışlarından anlıyorum. Çünkü son zamanlarda hani ne derler, fol yok yumurta yok, bu da nereden çıktı lafına uygun işler yapıyor. Bu işlerden biri de kuşkusuz avukatlık yasası değişikliği adıyla parlamentoya getirdiği kanun teklifi. Hemen hemen her konuda büyük merkezileşme hamleleri yapmakta olan bir hükümet birdenbire baroları ademi merkezileştiriyorum derse, onları parçalayarak daha etkin bir yargı mekanizması yaratmak istiyorum derse, aslında asıl niyetini gizlemiş olduğu anlaşılmaz mı? Bence bu teklif hükümetin özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir barolarının muhalefetini bertaraf etmek yönünde attığı adımdan başka bir anlama sahip değil. Gerekçe olarak söylenenler de laf olsun torba dolsun kablinden cümleler. Fatma El Arslan 13 yaşındaydı. Hezek'te Türkçe adıyla İdil'de katledildi. Devlet kurşunuyla katledildi. Ama aynı Fatma El Arslan devlet tarafından da örgüt üyesi ilan edilerek vücudundaki mermilerin kimler tarafından katledildiğinin soruşturulmasına izin verilmedi. Konuyla ilgili kısa bir haberimiz var. Ardından hemen El Arslan ailesinin avukatı Veysel Vesek ile konuşacağız. Fatma Eraslan 13 yaşındaydı. Özdenetim direnişleri döneminde Şırnak'ın Hezek ilçesinde ilan edilen sokağa çıkma yasaklarında 20 gün kendisinden haber alınamadı. Ardından 7 Mart 2016'da cenazesi bulunan Fatma Eraslan, Türk hukuku tarafından örgüt üyesi ilan edilerek katledilmesi kovuşturulmadı. Şehir merkezinde kamuya açık taş yığınlarının bulunduğu bir alanda bulunan Fatma Eraslan'ın yapılan otopsisinde vücudunda ateşli silah yaralanmaları ve mühimmat patlaması sonucu gerçekleşen yaralanmalar olduğu tespiti yer aldı. Eraslan'a ilişkin kararı haberleştiren Mezopotamya Ajansı'ndan Ahmet Kambal, savcılığın söz konusu hukuk dışı kararını Hilal adlı gizli tanım beyanlarına dayandırdığını yazdı. Gizli tanık ifadesini olduğu gibi kabul eden mahkeme, El Arslan'ın güvenlik güçleriyle yapılan çatışmalara katıldığı, güvenlik güçlerine karşı silahlı faaliyet gösterdiği esnada güvenlik güçlerince öldürüldüğü iddiasını ileri sürdü. El Arslan ailesinin avukatı Veysel Vesek, savcılık kararına itirazda bulunarak, katledildiği tarihte henüz 13 yaşını dahi doldurmayan birinin örgüt üyesi olarak kabul edilip öldürmenin hukuki hiçbir dayanağı olmadığını kaydetti. El Arslan'a dönük kararın Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi'ne aykırı olduğunu da hatırlatan Vesek, Fatma'nın ne şekilde ve hangi silahla öldürüldüğü dahi tespit edilemezken örgüt üyesi olarak kabul edilmesi hukuka uygun değildir dedi. Bir başka dikkat çekici nokta ise El Arslan'ın cenazesinin bulunduğu bölgede herhangi bir çatışmanın yaşanmamış olması. Söz konusu döneme ait devletin tuttuğu çatışma tutanaklarında cenazenin bulunduğu bölgenin adı geçmiyor. Evet, El Arslan ailesinin avukatıyla konuşacağız dedik. Veysel Vesek hattımızda. Sayın Vesek, yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Doğrusu çok da bilinmeyen uygulamalar değil Türk hukuk sistemi açısından. Ama yine de sormak istiyoruz. Bu kadar bariz bir şekilde 13 yaşındaki bir çocuğu hukuk nasıl örgüt üyesi ilan etti, neye dayandı? Bu süre içerisinde neler yaşandı da böyle bir karar verdi? Bir kez daha sizden duymak istiyoruz bunları. Buyurun. Saygılar. Şimdi baktığımda dosyada bir mağdur araştırması yok. Yani ölen Fatma Eraslan baştan itibaren bir örgüt üyesi, bir terörist olarak ilan edildiği için dolayısıyla bu şekilde bir soruşturma yürütülüyor.
Soruşturmayı yürüten ilk bakan İdil Cumhuriyet Başsavcılığı. İdil Cumhuriyet Başsavcılığı 2016 yılında 7-3-2016 tarihinde Fatma'nın cenazesi bulunduktan sonra cenazeyi alıyorlar ve otopsi işlemleri yapıyorlar. Mardin Devlet Hastanesi'nde otopsi işlemleri yapıldı. Otobüsten sonra ailesine teslim edildi cenaze. Şimdi aslında şunu söyleyeyim. Fatma 13 yaşında değil aslında. 12 yaşında gerçekten. Yani 13 yaşında kimse bir ay falan var aslında. 2003 doğumlu. Nisan doğumlu yani. Fakat genel olarak soruşma, bir örgü soruşması TCK 302'den açıldığı için 2018 yılına kadar da İldeki dosyada Fatma Eraslan şüpheli olarak geçiyor dosyada. Yani bir mağdur değil. Dosya İl Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Çırnak'a gönderildikten sonra Çırnak Cumhuriyet Başsavcılığı uzun bir yetkisizlik kararı yazıyor. Diyor ki, ey İl Cumhuriyet Başsavcılığı, bu konuda eksikler var. Siz bu soruşmayı gerektiği yürütmediniz, ailesiyle görüşmediniz, bu çocuk niye öldü, bunu eksik araştırdınız, bunu araştırın, ondan sonra dosyayı bize geri gönderin. Evet. İdil Cumhuriyet Başsavcılığı da tabii 2019'dan sonra tekrar soruşturma yer alıyor. Ve bu sefer bazı gizli tanık beyanlarını ve Mehmet Eraslan ve Gülüm Eraslan yani Fatma Eraslan ve babası da parasını alıyor. Şimdi kararda ne var? Cenaze ve İdil ilçesinde... Ben karara geçmeden önce müsaade ederseniz şunu da sormak istiyorum. Yine sizden biliyoruz, sizin açıklamalarınızdan. Şimdi o dönem Hezak'ta, İdil'de çatışma tutanakları da tutuyor devlet. Yani nerede çatışma yaşanmışsa onu bir şekliyle tutanağa geçiriyor. O tutanaklar da sizin incelemenizden biliyoruz ki Fatma Elarslan'ın bulunduğu yerde de herhangi bir çatışma raporu yok. Yani çatışma yaşanmayan bir alanda yakalanıyor. Bu doğru mu? Çatışma yaşanmayan bir alanda cenazesi bulunan bir insan neye dayanarak örgüt üyesi ya da çatışmanın içerisinde olan bir kişi olarak lanse ediliyor? Şimdi operasyon sırasında, çatışma sırasında yapılan operasyon sırasında İdil de normal adlı kastetmiyor. Şöyle deniyor. Cenazesinin punkte 706 otlu binanın etrafında taşlık bir alanda cenaze bulunuyor. Bu taşlık alanda bir tanıklık yok. Ama tutanaklarda H706 isimli binada çatışmaların yaşandığına dair kayıtlar var. Fakat cenazenin bulunduğu yerde bir kayıt söz konusu değil. Tabii bu tutanakları biz kimler öğreniyoruz? Biz yine operasyon yapanlardan öğreniyoruz. Yani biz bunları savcı bey veya savcı oraya gidip de öyle bir tutanak tutmuş değil. Kolluğun tutanaklarda öğreniyoruz. Ama her halükarda cenazenin bulunduğu yerde bir çatışma değil, daha çok T-706 meskende bir çatışma çıktı söyleniyor. Ve savcılık diyor ki üzerinde veya etrafında silah vardı, antimon izleri vardı üzerinde. Yine üzerinde elbiselerinde Abdullah Hoca'nın bir rozeti vardı. Dolayısıyla biz bunun örgüt üyesi olduğunu değerlendiriyoruz. Yine öldürüldükten sonraki basını incelenmiş ve şöyle demiş, örgüte müzahir basında örgüt üyesi olduğu kabul ediliyor ve sahiplendiği için de örgüt üyesi olduğu kanaatine vardır diyor. Burada tartışmaya konu şu Fehim Bey. Bu çocuk gerçekten de bir örgüt üyesi olmayla sahip bir insan mı değil mi? Yani şimdi hikayeyi, meseleyi baştan anlatmak gerekiyor. Buyurun. Bu çocuk ne zaman kayboldu, nereden kayboldu? Dağda mı öldürüldü? Ailesi nerede? Fatma Eraslan'ın anne babası İdil ilçesinde Yeni Mahalle'de oturuyor. Ve bütün sokağa çıkma yasağı sırasında orada oturdu. Sanki cenazesini... 20 günlük kayıp sırasında ailenin bir bildirimi, bir başvurusu ya da çocuğu aramaya dönük girişimlerle ilgili herhangi bir bilgi var mı dosyada? Dosyada yok. Anne babasının beyanları var bunda. Anne babası diyor, bütün yılda aradı, aslında başka bir yere gönderdi. Yani afalarlar İstanbul'a gönderecek fakat gönderdiğinde ortam kayboldu. Ama o şartlarda kesinlikle bir insanın ya benim kaybolduğu deme şansı da yok. Yani kime söyleyecek? Yani olağanüstü bir durum var. Yani yarısı boşalmış bir mahalle yani insanlar, bir mahalle insanlar var. Mesela ailesi kendi insanlarıyla aradığını biliyoruz. Yani aralarında geçiyor.
kendince etmek etmekte ama okuyalım da nereye başladı da muhabbet. Çünkü kapalı bir çoğu alan. Yani şunu söyleyelim, sokağa çıkma insanları önce de ve sonra da yani ilçesinde de adliyelerin çok işlediğini söyleyemeyiz. Ben o tarihte oradaydım yani. Yani öyle çok fazla bir yani olağanüstü bir durum vardı. Bazı mahalleler kapalıydı. İnsanlar çoğu ilçeden ayrılmıştı. Mecbur olmayanlar dışında ilçede kimse kalmamıştı bir anlamda aslında. Dolayısıyla hani başvuru imkanı var mıydı yok muydu onu tartışmak gerek. Ama nihayetinde 12 yaşında olan bir çocuk ve devletin koruması gereken bir çocuk. Yani burada biz esas iş örgütleri veya PKK'yı bu çocuk onlara katılım tartışmasını yürütemeyiz. Biz sokuçlar, insan hakları savunucuları deriz ki devletin aktif bir günü var deriz. Ve bu manada hukuki itirazlarımızı yapmak durumundayız. Ailenin de itirazı burada. Ya benim çocuğum ortaokula giden bir çocuk. Mahallede top oynayan bir çocuk. Dolayısıyla benim çocuğu korumam ne kadar mümkün olur? Veya ne kadar mümkün olur? Bunu biraz mağdur bu hale tabii ki söylüyorlar. Ama öldürülmemesi gerektiğini söylüyorlar aile bunu söylüyor. Peki ailenin öldürüldüğüne dair bir kanaati var mı? Yani devlet tarafından ya da farklı bir şekilde bir çatışmanın ortasında kalıp öldüğüne dair vesaire gibi. Hem bunu sormak istiyorum hem bir de hemen onun ardından belki bize bundan sonraki hukuksal süreci siz ailenin avukatı olarak nasıl sürdürmeyi düşünüyorsunuz? Çünkü Türkiye'de iç hukuk yolları tükenmeden de dışarıya gitmek, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gitmek olası değil. Türkiye'de de iç hukuk yolları maalesef çok uzun sürüyor. Bunları da dikkate alarak soruyorum tabii. Ben başka bir konu ifade edeyim. Şimdi il içerisinde 16 Şubat ile 30 Mart arasında ilan edilen sokağa çıkma sırasındaki operasyonlarda 60'tan fazla insan öldürüldü. Yani örgüt üyesi adı altında 60'tan fazla insan öldürüldü. Benim bildiğim kadarıyla yani çünkü çoğu aile cenazesini ilden savcılık yoluyla aldı veya Mardin'den aldı. Başvurulardan bildiğim kadarıyla bu 60'tan fazla kişinin, benim bildiğim kadarıyla 61 kişi, tam net bir şey demem mümkün değil fakat 61 insan öldürüldü. Yani örgüt üyesi olduğu iddia edilen 61 kişi var, öyle söyleyeyim. Bunlardan 16 tanesi 18 yaşından küçük. Hatta Fatma'nın yaşında olan ve onun yaşlarında olan 4-5 çocuk daha var. Yani ailesinden tek örnek Fatma değil elimizde. Değil. Yani ben... Yani biz hukukçular olarak bunu biliyoruz. Aileler bu konuda hukuki olarak bir başvuru yapmadılar. Çünkü insanlar korkuyor. Yani malum söz söyleme özgürlüğümüz yok. Yani gerçekten de hepimiz bir mikrofona bir şey söylerken 50 kere düşünüyoruz. Aileler de böyle düşünüyor. Böyle bir psikoloji bahsi altında aileler çok kez bunu hukuki takibini yapamıyor. Yapamadılar. Bunu gerçekten söylüyor. Yapamadılar. Hala yapamayanlar var. 14 yaşında, 13 yaşında, 15 yaşında ölen en az benim bildiğim kadarıyla 5-6 çocuk var. O çalışmalara ölen aileleri halen izle oturuyor. Ama bir takibat yapmadılar. Fatma Erhasan ailesi hasbelkader bir avukatı aracıyla bir hukuki takibatını yapmaya çalışan bir aile. Yoksa başka örnekler de var. Şimdi sorunuza geleyim. Tabii ki ailesi çocuklarının öldürdüğünü düşünüyor. Şimdi soruşturma tutanaklarında devletin tuttuğu tutanaklarda, kolum tutanakları, otobüs tutanaklarında bu insanın hangi silahtan çıkan kurşunla veya öldürdüğü yazılmıyor. Şimdi 14.07.2010 tarihli bir uzmanlık raporu var. Diyor ki hangi silahtan çıktığı belli değil. Vücudunda 5 metalik parça bulunuyor. Fakat bu metalik parçalar hangi silaha ait, hangi mühimmata ait olduğu tespit edilmemiş. Ve tam o alanda cenaze bulunduğunda bir çatışma olduğu da söyleniyor. O haliyle ölümü yani kimin tarafından yapıldı da evet. Şimdi diyor çatışmada öldürdü. Hangi çatışma? Hangi ekip katıldı? Hangi kim katıldı? Güvenlik güçlerinden hangi ekip eylemi yaptı? Ne kadar mesafeden yaptı? Buna yönelik elimizde olan bir taraf söz konusu değil. Yani bu karanlıkta kalan bir mesele esasında. Şunu da söyleyeyim. 2016 yılında cenaze aldıktan sonra bazı sosyal medya hesaplarında böyle durar da yaptı. Fatma Erhasan'ı öldürdü diye bu yayanlar da oldu. Yani farklı şeyler söylendi.
Şimdi daha sonra soruşturma sürüyor. İşte İslam beyanlarından diyor ki işte Fatma Eraslan örgüt üyesiydi. Şimdi adı geçen gizli sanığın bir dilde üzerine ifade vermediği kaç insan var acaba? Yani ben 300'den fazla insan biliyorum. Dosyalardan biliyorum. Avukat olarak biliyorum. Dolayısıyla bu gizli sanığın beyanları ne kadar nefes? Peki son yani, olarak kısaca bize kalan hukuksal süreç nasıl gidecek onu da söylerseniz çünkü zamanımız da daraldı. Evet. Soruşma başsavcı tarafından Nisan ayında kapatıldı. Şubat ayında bir karar verildi. Yani konuşmaya dair karar verildi. Biz o süreçte başvuru yaptık. İtiraz ettik. Şırnak Cumhuriyet Başsavcı aracıyla ceza hakimliğine. Şırnak Su Ceza Hakimliği 21 Mayıs'ta bize takipçisi kararımızı reddetmeye dair uzun bir metin gönderdi. Bunları değerlendirmek istedim ama vaktimiz yok. Daha sonra biz de kesinleşen soruşma nedeniyle biz Anayasa Mahkemesi'ne başvuru yaptık. Şu an başvurumuz Anayasa Mahkemesi'nde yaşam hakkı ihlali ve etkin soruşturma yürütülmediğine dair başvurumuz var Anayasa Mahkemesi'nde. Ama ayrıca biz Şırnak Valiliğine maddi manevi tazminat başvurusu da yaptık. İdara Mahkemesi ve Şırnak Valiliği söz konusu taleplerimizi reddetti. Biz her ikisi bu İdara Mahkemesi'nde maddi İdara Mahkemesi yapısının başvurularının reddedilmesi nedeniyle de biz Gaziantep Bölge İdara Mahkemesi'nde istinaf oyundan başvurduk. Şu an iki yönlü hem hukuki bağlamdaki tazminat talepleri hem de cezai yönünde Anayasa Mahkemesi'nde yaptığımız başvurular durmaktadır. Peki. Ben zaman ayırdınız, emek verdiniz. Teşekkür ederim size. Sağ olun. Ben de teşekkür ederim. Kolay gelsin. Teşekkürler. Evet, sırada köşelerimiz var ama bitirmeden önce ekranlarımıza da yansıyan bir son dakika var. Haftanın da çatışmalar yoğun bir şekilde devam ediyor. Bu arada HPG gerillalarının eylemleri de giderek artmaya başladı. Son yapılan açıklamada bölgedeki çatışmalarda 16 Türk askerinin öldürüldüğüne dair de bilgiler geldi. Bunları ekranlarımızdan görüyorsunuz. Önümüzdeki bültenlerde de ayrıntılı bir şekilde bunları arkadaşlarımız size iletecekler. İki köşe yazımız olacak dedik bitirmeden önce. Bunlardan biri Arzu Demir'in Yeni Özgür Politika'daki köşesi. Katledilen kadın Zeynep'in hikayesini anlatmış ama diğer taraftan AKP'nin tutumunu da değerlendirmiş. Arzu Demir'in yazısını birlikte izleyelim. AKP iktidarı şimdi de erkek şiddetine karşı kadınlara kimyasal güvenceler sağlayan İstanbul Sözleşmesi'ne gözünü dikti. Bu tartışmaların sürdüğü günlerde 27 yaşındaki Zeynep Topal boşanmak istediği için evli olduğu erkek tarafından katledildi. Osman Topal bir şekilde Zeynep'in adresine ulaştı. Onu sığınma evinden aldı, memleketi Bingöl Karlova'ya götürdü. Ardından da genç kadının cansız bedeni bulundu. Zeynep Bingöl'den 1220 kilometre uzağa İstanbul'a geldi. Ama ne oldu? Devletin tüm kurumları el ele verip genç bir kadının canını aldı. Mahkemedeki yargıcından evdeki kocasına devletin tüm kurumları el birliğiyle kadınları dünyayı zindan etmeyi yeminliyken hangi söz, açıklama bu düşmanlığı gizler ki? Ama Erdoğan'ın da sarayının da işi çok zor. Çünkü kadınların ne tane tane sayılmaya ne de sembolik gösterilere tahammülü var. Son köşe yazımız Bir Gün Gazetesi'nden Yalçın Karatepe yazmış. Özellikle borsa oyunlarda ekonomik oyunları değerlendirdiği bir yazı. Birlikte bakalım. Son günlerde Borsa İstanbul'un ne kadar çok kazandırdığına ilişkin haberleri sık duyuyorsunuz sanırım. Sahi borsadaki bu yükseliş ekonomik olarak ne ifade ediyor? Türkiye ekonomisinde işlerin tıkırında olduğunun bir göstergesi mi? Borsada alım yaptığınızda bir şirketin aldığınız payı tutarında ortağı oluyorsunuz. Normalde böyle olmalı. Ama maalesef borsalarda işlemler bu gerekçelerle olmuyor. Siz bakmayın borsa uzun vadeli bir yatırımdır diyenlere. Buna söyleyenler bile inanmıyor. Hepsinin beklentisi kısa sürede çok para kazanmak. Siz borsa yeni rekorlara doymuyor. Son ayda şu kadar 100 bin yeni yatırımcının borsaya girdiği haberlerini okumaya devam edin. Ama bırakın paranız cebinizde kalsın.
Türkiye ekonomisinin krizde olduğu, yakın gelecekte bu durumdan çıkma ihtimalinin bulunmadığı, ekonominin küçülme, işsizliğin artmaya devam ettiği, krediler ödenemediği için Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından bankalara bu kredileri öteleyin talimatı verildiği bir dönemde şirketlerin büyük paralar kazanarak ortaklarını zengin etmesi mümkün değildir. Bir medya manşetin daha sonuna geldik. Hüdakaya ile Ayasofya'nın camileştirilmesi kararını tartıştık. Avukat Veysel Vesek ile Fatma Elarslan'ın 13 yaşında katledilen Fatma Elarslan'ın ile ilgili savcılık kararını tartıştık. Bir dahaki medya manşette buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.